Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda tabii ki araçlarla ilgili olmayacak. Bugünkü videomuz sağlıklı beslenme ile ilgili olacak ve ayrıyeten spor aktiviteleriyle ilgilendiğim için, yani şu an fitness'i bıraktım. Bir 5 ay önceden bıraktım. 5-6 ay önce bıraktım fitness'i. Şimdi boks yapıyorum. Boks yapıyorum ama tabii ki takviye besinleri kullanmayı ihmal etmiyorum. Elimden geldiği kadar boks haricinde tekrardan fitness hareketlerini yapmaya devam ediyorum. Elimde kullandığım alet edevatlar da var. Onları da kullanıyorum. Şu an takviye olarak ise kullandığım vitaminleri ve ayrıyetten besinleri paylaşacağım sizlerle. Bunları ben ana besinler olarak ve ayrıyetten opsiyonlar olarak ayırıyorum. Yani sürekli kullanmadığım besinler de var içinde. Ve hep beraber gelelim, bunları görelim. Evet arkadaşlar, burası gördüğünüz gibi benim besin kaynağı olan yerim. Şunları yeni aldım. Bu SSN Sports'un ürünleri. Şuradaki gördüğünüz bütün hepsi. Şu hariç. Bu da supplementlar. Şöyle ürünleri size teker teker hepsini anlatayım. Sırasıyla şöyle göstereyim. Bu multivitamini ilk başta kullanmaya başladım. Bu multivitamini tek başına ve ayrıca şu balık yağı ile omega 3 yağı ile kullanıyordum. Bunun faydası çok arkadaşlar. Ben faydasını gördüğümü düşünüyorum. Bunların ikisini kullanmaya başladım ilk başta. Multivitaminde zaten şurada değerleri görebilirsiniz. Şöyle size değerlerini göstermek istiyorum. Şurada yazar. Vitamin B1, C, B13 ve ayrıca bir kapsüldeki değerleri yazar. Miligramları yazar. Bunlar tabii ki multivitaminde hepsi var. Yani şunu demek istiyorum. Şurada gördüğünüz mesela şu B12, B6, daha sonra D3 vitamini ve ayrıca kafein, çinko, bunlar var. Bunların kombinasyonu, şurada gördüğünüz kombinasyonu daha sonradan aldım ben. Bunları almamdaki sebep, bunları denemek için aldım. Yani faydasını görebilecek miyim veya hissedebilecek miyim faydasını diye aldım. Şöyle söyleyeyim, şu gördüğünüz multivitamin bunların bir çoğunu kısmını karşılıyor. Şu kafein hariç olması lazım. Kafein bunun içinde yok diye biliyorum ben. Hemen bakıyorum. Kafein evet. Şu an yani yazılanlara göre kafeini ben tam göremedim burada. Bunları kapsıyor bu multivitamin. Ama tabii ki bu bir kapsül olduğu için bunun miligramları düşük oluyor. Ama burada ayrı ayrı aldığımız zaman daha fazla takviye almış oluyoruz. Bunun ana gayesi bu. Eğer tek bir tane kullanmak istiyorsanız, uğraşmak istemiyorsanız ve ayrıca yeterli geleceğini düşünüyorsanız multivitamin alabilirsiniz. Bu şekilde kombinasyon ayrıydı. Şimdi daha sonra ne yaptım? Kombinasyonda değişikliğe gittim. Bu multivitamini buradan çıkarttım. Bu bitti zaten. Fazla bir şey de kalmadı. Bunu buradan çıkartıp balık yağı takviyesiyle bunları kullanmaya başladım. Bu kafeini kullanmaya başladım. Takviyeler bu şekilde başladı. Daha sonradan tabii ki olmazsa olmamızımız proteinimiz. Proteini supplementlardan alıyorum arkadaşlar. Supplementların proteinini kullanıyorum. Şu şekilde 21 gram bir porsiyonda 21 gram. İçinde ölçeği var zaten. Görürsünüz ölçeği. İçinde ölçek var. Bu şekilde. Şunu da söylemek istiyorum. Protein almayacağımız zamanlar, yani doğal beslenelim dediğimiz zamanlar ise şurada gördüğünüz gibi tabii ki yulafa geçiyordum ben. Elimden geldiği kadar doğal beslenmeye çalışıyorum. Yani protein değeri mesela yulafta 100 gramda 12 gram gözüküyor. Bazen yaptığım ise, yani şöyle söyleyeyim. Protein tozu, yulaf ve ayrıca yağsız sütü karıştırıyorum. Bunların üçünü bir kombinasyon yapıyorum. Bu şekilde kullanıyorum bunları. Bir protein, süt, yulafı birbirine iyice çırparak kasenin içinde. Bunları bu şekilde kullanıyorum. Bu şekilde yaptığım zaman kombinasyon daha da güçlü oluyor. Yani buradaki proteinle ayrıca buradaki proteinle takviyesi geliyor ve ayrıca sütten de protein geliyor. Yani bu şekilde arttırmış oluyoruz. Ancak tabii ki şöyle bir durum var. Protein kadar karbonhidrat değeri de önemli. Bunu da göz ardı etmeyin. Ve ayrıca bu proteini genelde şöyle, yani beslenmesine çok fazla dikkat etmeyen kişiler kullanır veya daha da böyle ağır sporlarla uğraşan. Mesela ben şu an boksla uğraşıyorum. Bundan kaynaklı böyle takviyeleri kullanıyorum. Şurada gördüğünüz bu da supplement tozu. Dışarıda gideceğiniz zaman herhangi böyle dışarıda genelde sağlıksız beslenme olduğu için böyle bir şey aldım. Dışarıda bazen protein tozu koyuyorum. Ben yeri geldiğinde takviye kullandım. Bunları koyuyorum içine. Bu şekilde yapıyorum. Bir de şöyle SSN Sport'tan aldığım ketçap var. Bunu ilk defa aldım. Burada yazan low fat, low sugar. Yani fit vücut için, yani bu şeker oranı düşürülmüş. Yani fitness yapanlar için, yani bu sporla uğraşanlar için yapılmış bir ketçap. Deneyeceğim bunu. Bir denemedim. O yüzden tadı hakkında hiçbir fikrim yok. Bunu kenara alıyorum şöyle. Daha sonra göstereceğim başka hangi kombinasyonlar var. Şurada gördüğünüz gibi bazen mesela çikolata çektiğiniz zaman canınız, önerebileceğim en iyi çikolatalardan biri şu an bu var arkadaşlar. %85 kakao oranı bitter çikolata. Buna dikkat edin. Normal beyaz çikolata veya sütlü çikolata yemeği tercih edeceğinize elinizden geldiği kadar bu çikolatayı tercih edin. Tabii ki diğer çikolataları da yeme ihtimali var. Yani yiyebilirsiniz. Yemeyin demiyorum ama yani yararlı olmasını istiyorsanız en iyi yararlı çikolata %85 kakao oranında bitter çikolata. Bunu da kenara alalım. Şöyle kenara bırakıyorum. Burada gördüğünüz tabii ki keratin. Bunu bilmeyenler yoktur. Diğer lakabı bunun ayrıyetten saç döken diye geçer. Ama halbuki bunu araştırdım. Şöyle söyleyeyim. Bunu uzun zamandır kullanıyorum. Bende herhangi böyle çok böyle saç dökmesi olmadı. Şöyle yapalım. Kendimi göstereyim. Gördüğünüz gibi saçlarda herhangi bir şey yok yani. Sıkıntı yok. Hani ilerleyen zamanlarda olursa da söyleriz bunu. Bunun riskini ben aldım yani. Kendim aldım. Risk almayı seven bir insanım. O yüzden aldım riski. Faydasını gördüm mü diye soracak olursanız şu an ağır spor, yani boksla uğraşıyorum. Ama fitness yaptığım zamanlarda mesela biraz daha böyle fitness'te ağırlık kaldırdığım zamanlardaki performansı biraz daha etkiledi. Yani şunu demek istiyorum. 10 kaldıracağına 12, yani sette biraz daha böyle performans artışı oldu. Yani ve ayrıca performans artışının dışında şöyle de bir durum var. Kreatin su oranı, yani kas oranını arttırıyor. Bu bir gerçek, yani bunu herkes bilir. Kreatinin bilmeyen yoktur yani. Bunu bir de ayrıca, yani yanlış bilgi vermek istemiyorum ama etten alabiliyoruz diye biliyorum keratin. Yani bu tam bir araştırmadım bunu. Yanlış bilgi vermeyeyim. Sadece bir teori olarak kalsın burada. Diğer kombinasyonlara geçelim şimdi. Evet, burada gördüğünüz gibi yeni kullanacağım pre-workout ürün. Yani bunu opsiyon olarak, yani şöyle söyleyeyim, deneyeceğim. Hiç daha önce pre-workout ürünü kullanmadım. Bu ilk olacak. Ben genelde keratin, protein ve karbonhidratçıyım. Yani bu opsiyon olarak aldım. Denemek amaçlı aldım. Bunu denedikten sonra herhangi bir fark var mı arada? Yani şu keratinle bu opsiyon olarak kullanıyorum şu an. Yani ikisini bir kullanabilir miyim? Onu tam emin karar veremedim. Çünkü çok fazla şey kullandığımız zaman bu sefer de yani zarar vermeyelim vücuda. Kaş yapalım derken göz çıkartmış oluruz. O yüzden şunu da kenara alalım. Bunda L-Carnitine bu şekilde. Bu aldığım kombinasyonun yanında hediye olarak geldiği için bunu yani hediye geldi. Ben daha bunu siparişini vermedim. Daha önce de hiç L-Carnitine kullanmadım. Ama kullanan arkadaşlarımdan, L-Carnitine kullanan arkadaşlarımdan çok terlettiğini söylediler. Yani terlettiği için de tabii ki zayıflamaya yararlı olduğunu düşünüyorum yani. Çünkü kendim, arkadaşım bizzat denedi L-Carnitine'i ve faydasını gördü. Burada bunlar hediye. Bu protein tozunda gelen hediye. Bu da Gainer'da gelen şeker hediyesi. İki tane şeker olması benim için çok iyi oldu. Çünkü birbirine karıştırmak zor oluyor. Çünkü kombinasyon çok fazla olduğu için. Bir de ayrıyetten mısır gevreği var arkadaşlar. Yani ben onu da şöyle anlatayım size. Şunları bir ayıralım. Anlattım bunları zaten. Şu şekilde. Şimdi sıra karbonhidratımıza geldi. Bu Gainer arkadaşlar. Karbonhidrat oranı yüksek. Yani bu kilo ve hacim arttırmak için aldım bunu. Şu an ben definasyon, yani şu bir aydır fazla ne spor yaptım, ne ağırlık kaldırdık, ne hiçbir şey yapmadım. Bir resmen vücudumu şu an erittim. Definasyon süreci derler diye biliyorum bunu. Şu şekilde gelecek olursak değerleri bu şekilde. SSN Sport'tan aldım ve bu ürünü daha hiç kullanmadım. Bu üründe şunlar da var. Vitamin C, vitamin B1, B2, B3, B6, B12. Daha sonra şurada yazıyor amino asit derken, yani glutaminin, treonin. Mesela şu treonin çok önemli diye biliyorum. Yani erkeklik hormonunda önemi çok var diye biliyorum bunu. Bilginiz olsun. Ve ayrıca şunu söylemeyi de unuttum. Şuradaki ürünler şu D3 vitamini ve ayrıca şurada çinkomuz var. Bu çinko ile D3 testosteronu arttırıyor diye biliyorum ben. Şunu da söyleyeyim. Bu da kafein. Bunu opsiyon olarak kullanıyorum. Bunu söylemeyi unutmuşum bu arada. Bunu opsiyon olarak kullanıyorum. Mesela kahve içmediğim zamanlarda bunu kullanıyorum. Bir kahve fincana eşit buradaki kafein miktarı. Onu da söyleyeyim. Ya bunu içtikten sonra kesinlikle bir daha kahve içip de vücuda zarar vermeyin. Bu sefer çarpıntı yapar kalpte. Bunun bilginiz olsun. Ya bunlar böyle bu şekilde. Şu anki kombinasyonum bu şekilde. Multivitamini aradan çıkarttım. Bu şekilde kombinasyon buranın. Bu opsiyonel olarak mesela. Kahve içmedin mi? Bunu kenara çek. Kahve içtiğim zaman ise ne oluyor? Bu otomatikman diskalifiye olmuş oluyor. Bu şekilde kullanılıyor bu. Daha sonra işte şu karbonhidrattan bahsediyorduk. Bunu daha dediğim gibi kullanmadım. Burada yazan vitaminler mesela var. Kullandığımda bakalım nasıl bir sonuç alacağım. Bu sonucu aldıktan sonra tabii ki sizlerle de bunu paylaşırım. Bu da hediye arkadaşlar. SSN Sport'tan gelen bir hediye. İçinde B6 vitamini var. 24 gram protein, 5.4 gram BCA var. 4.3 gram glutamin var. Yani şu an bu kombinasyona baktığımız zaman güzel bir kombinasyon olarak gözüküyor. Arkasında şöyle değerleri de görüyorsunuz. Bu hediye olarak geldi. Tabii ki bunlara bakacağım. Tabii şunları da paylaşmayı unuttum sizlerle bu arada. Şu gördüğünüz yazıyor üstüne B6 neden gerekli? Bakın gördüğünüz gibi B6'nın açıklaması altta zaten. Adam gerekeni açıklamayı yapmış. B6 vitamini yorgunluk ve bitkinliği azalmasına katkıda bulunur. Yani bu B6'nın değeri o yüzden diğer bunda yani karbonhidratta kullanmaların sebebi de büyük ihtimal buydu. İşte bu çinko mesela. Çinkonun ben faydasını gördüğümü düşünüyorum. Hem şurada da yazıyor zaten. Çinko normal cildin, saçın, tırnakları, kemiklerin ve görme yetisini korumasına katkıda bulunur. Yani bu şu ikisini ben çok böyle değerli buluyorum arkadaşlar. Yani bu içgüdüsel olarak da bir şey herhalde. Şimdi B12'ye gelelim. B12'de şöyle. B12 vitamini normal kırmızı kan hücresi oluşumunda katkıda bulunur diyor. Bu şekilde. Ama tabii ki dediğim gibi bu kombinasyonun içinde bulunduğu için yani bu karbonhidratın içinde bulunduğu için belki bu kombinasyonları bitirdikten sonra tekrardan bir düzenleme yapabilirim. Bunu da söyleyeyim. Burada da şunları da paylaşmak istedim arkadaşlar. Bunlar da hediye. Anahtarlık. Gayet de güzel bir anahtarlık. SSN Sport'un havalı bir anahtarlık. Şu gördüğünüz bileklik de SSN Sport'tan geldi. Vigors of Alpha yazıyor. Şöyle. Alpha yazıyor. Yani bu Alpha'nın gücü diye geçiyor diye biliyorum. Az çok İngilizcemiz var ama Alpha'nın gücü diye biliyorum bunu. Şimdi bu ürüne gelelim. Bunlar sağlıklı atıştırmalık olarak aldığım ürünlerden biri. Yani ilerleyen zamanlarda mesela bir şey yaptığımızda mesela bu genelde şöyle oluyor. Bu az önce yulafı gösterdim ya mesela. Bu yulafı robotta çekerek toz haline getirip un haline getirip böyle bir kraker tarzı yani böyle bir gofret tarzı yapıp üzerine de bunu sürerseniz çok yararlı bir şey olabilir mesela. Bunun da değerlerine gelecek olursak bu normal değerlerinin biraz daha yüksek değer bir de şöyle söyleyeyim. Mesela 100 gramda 28 gram protein olduğunu gösteriyor. Ve ayrıca sadece protein değil karbonhidrat değeri de 17 gram. Yani gerçekten mükemmel bir değerlere sahip. Yağ oranı biraz 35 gram çok gözüküyor ama yani bunları çok bir şey diyemeyeceğim. Bu yağ oranı çok gerçekten kafamı karıştıran konulardan biri. Bu konu üzerinde biraz daha böyle araştırmamı yapacağım. Yani yanlış bilgi vermiş olmayayım. Bir de şu an buraya koymadığım ürünlerden birisi var. Bunu da es geçmişim. Bunu da son dakika ekleyelim. Evet gördüğünüz gibi bu krem fıstık. Bir de kullandığım ürünlerden yani doğal olarak beslemek için kullandığım ürünlerden biri bu. Protein oranı yüksek olduğu için 22 gram. Bu şekilde Gold krem fıstık bu arada. Bunu da kullanıyorum. Tadı güzel yani ben seviyorum yani krem fıstığı. Bu şekilde bunu yazan değerlere bakalım. Bunda ya şu doymuş yağ oranı ya, pardon karbonhidrat oranı bunda var be mesela 30 gram karbonhidrat var. Hem protein oranı yüksek hem karbonhidrat oranı yüksek. Gerçekten yani sporcuların olmazsa olmaz bir ürünü bu. Bu ürün de çok değerli ürünlerden biridir. Yani hiç göz ardı edilmeyecek bir derecede benim için. Yani tabii ki kişiden kişiye değişir. Ama bence bu ürün de es geçilmemesi gereken doğal ürünlerden birisi. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kombinasyonumuz bu şekildeydi. Burada eksik olan kombinasyonlar var. Şu an mısır gevreği. Mesela mısır gevreği bu gösterdiğim karbonhidratın yerine kullanabilirsiniz mısır gevreğini. Bu şekilde veya şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela mısır gevreğini sütle karıştırıyoruz ya mesela. Az önce gösterdiğim yulaf, protein, süt kombinasyonunu yerine mesela karbonhidrat, daha sonra süt ve ayrıca mısır gevreğiyle karıştırarak yapabilirsiniz. Ben bunu denemedim. Deneyeceğim. Merak ettim çünkü. Denemek istiyorum. Ve ayrıca ilerleyen zamanlarda da mesela protein tozundan mesela tatlı yapıyorlar mesela. Böyle sağlıklı beslenmek amaçlı. Ben genelde beslenme konusunda mesela sabah kahvaltıda genelde yumurtayı genellikle es geçmem. Genelde hep yumurta yerim. Günde nereden baksanız her gün yani evde olduğum sürece genelde 3-4 tane yumurtayı yerim yani arkadaşlar. Şu ana kadar çok şükür herhangi bir sıkıntı yaşamadım yumurta konusunda. Hani mesela kolesterol olsun vesaire. Hani sporumuzda yaptığımız için, hareketli olduğumuz için vücudunuz ne kadar hareketli olursa tabii yeri geldiğinde vücudunuzu dinlendirmeyi de bileceksiniz. Hani hep böyle hep hareket yaparsanız bu sefer vücudunuz yorgun düşecek ve tükenmiş olacaksınız. Tükendiğiniz zaman da bu sefer ne olacak? Ne iş hayatınızda ne özel hayatınızda verim alabileceksiniz. O yüzden hem uyku kalitenize de dikkat etmeniz gerekiyor bu işleri yaparken. Hem planlı programlı olmanız gerekiyor. Her işin başı disiplinden geçer. Bu sporda disiplindir arkadaşlar. Yani hem disiplin hem tabii ki biraz para da yiyor. Bu fitness ile uğraşanlar genelde bodybuilding derler. Bu işte uğraşanlar genelde bunlara da yani kullanırlar. Kullanmıyorum diyen yalan söyler arkadaşlar. Çünkü yani bu ürünleri kullanmadan şu anki günümüzün şartlarında doğal beslemek çok zor. Tabii ki elimden geldiği kadar doğal da beslenmeye çalışıyorum. Şöyle söyleyeyim. Bu yani şöyle söyleyeyim derken yani bunun haricinde mesela bunu kullanmayanlar gidip de mesela hap derler. Bu straight hapı falan var. Böyle straight falan var. Ben hiç bu işlere girmedim. Çok fazla bilgim yok. Böyle spor salonlarında duyduğum kadarıyla şey yapıyorum. Bilgi veriyorum size şu an. Ben kullanma taraftarı değilim. Yani gerek duymuyorum. Ne gerek var yani böyle şeylere? Çünkü sonuçta ben bir yarışmaya hazırlanan bir insan da değilim. Yani normal standart günümü yaşayan, dengeli beslenme ve sağlıklı beslenmeyi önemseyen bir insanım. O yüzden buna gerek duymuyorum. Tabii ki ben de yeri geldiğinde böyle tabii ki beslenmemizi kaçırıyoruz. Böyle abur cubura bazen yüklendiğimiz oluyor, olmuyor değil. Elimden geldiği kadar mesela abur cuburda mesela tatlıyı mesela tatlı ürününde çok abartıya kaçıyorum. Bunu da elimden geldiği kadar kendim mutfakta tatlıyı mesela nasıl yapabilirim diye mesela kendim deneyerek bir şeyler çıkartacağım ortaya. İnternette de gördüğüm videolardan da deneyerek tabii ki yapabilirim bunu. Bu şekilde tatlıyı da dengeli beslenmiş olabiliriz yani mesela protein tozuyla yulaf ununu karıştırarak mesela tatlı yapabiliriz mesela yumurtayı da falan. Yani normal un kullanmak yerine yulaf kullanabiliriz mesela robottan geçirip. Ya bunun gibi bir şeyler yani böyle bir örnek vereyim yani. Bugün de böyle bir video yapmak istedim. Hep böyle sürekli araba olacak değil. Sadece arabalarla ilgilenmiyorum yani. Tabii ki iş hayatına önem veriyorum. Elimden geldiği kadar iş hayatını ön planda tutuyorum. Bu benim için önemli, çok önemli. Bunu da söyleyeyim. Şu hani iş hayatını yaparken de tabii ki kendimizi de ihmal etmiyoruz. Elimizden geldiği kadar kendimizi de hem kendimizi normal sadece sporla geliştiremeyiz kendimizi. Diğer konularda da kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Mesela bunun haricinde bilenler biliyor beni. İngilizce kursuna gidiyoruz. İngilizce kursunda bu aralar boşladım. O da işlerimin yoğunluğundan dolayı hem şu anki işimden dolayı ve ayrıca işimin dışında bir de hobi olarak araçla ilgilendiğim için bu aracı ben şu an satış gerçekleştirmem gerekiyor. Bu arabayı satmam gerekiyor. İlerleyen çünkü daha önceden de videolarda bilgisini vermiştim. Şöyle söyleyeyim yani. Bir iş yapmaya çalışıyorum. Ek iş hazırlıyorum. Ek iş planı içerisindeyim. Hem atölyenin işini hazırlıyorum. Hem ek iş olarak para kazanabileceğim bir işe atılmak istiyorum. Ondan kaynaklı arabayı değiştirmeyi düşünüyorum. Satacağım yani. Şu an ustada araba. Verdik ustaya. Her şeyi bitirdik. Alt tabanı arkadaşlar söylemiştim. Alt tabanı yeni diye ama yapan ustalar bunu daha önce ben aldığımda yapılmıştı. Ben de çok böyle arabayı alırken dikkat etmedim. Yani bakmadım şöyle dikkat etmedim. Araba maalesef yeniydi. Ben satacağım için çok böyle altında çürük gözükmüyordu yani. Tofaş'a göre iyiydi yani altı ama maalesef macun çekmişler altına. Ben de dedim yapılacakken adam akıllı yapılsın. Macunu komple indirdik. Altını şu an yaptırıyorum arabanın. Yarın yani pazartesi arabayı teslim alacağız Allah'ın izniyle. Ve ayrıca diğer eksikleri de vardı arabanın elektrik aksamında, marş motorunda kaçırma vardı. Bunlara da baktırdım. Ve ayrıca arabanın rotbaş ayarı yani rot ayarı yapıldı. Arabaya yapılacak. Tabii ki daha gitmedim. Yapılsın ne var ne gerekiyorsa yapılsın diye bilgisini verdim. Tabii ki arabaya bakmadım. Arabaya da bir bakacağız. Alt tabana falan nasıl yapmışlar. Pütür de atılacak bu arada alt tabana. Bunun da videosunu gelecek. Göstereceğim size bunları da. Tabii ki konumuzu dağıtmıyoruz. Çünkü konumuz bu olduğu için o konuları da diğer bir videolarda sizlere bilgisini veririm. Bir diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer videoyu yararlı bulduysanız, kanalı yararlı buluyorsanız veya yani öyle yani memnunsanız kanaldan abone olun yani. Abone olursanız seviniriz. O yüzden size güveniyorum arkadaşlar. Abone olacağınızı biliyorum. Bu videoyu es geçmeyeceksiniz. Bu arada elimizi de kestik. O yüzden böyle şu gözüküyor. Bunun için de kusura bakmayın biraz şey duruyor. O yüzden neyse arkadaşlar videoyu kesiyorum burada. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizleri.